Evet merhaba arkadaşlar köklü sayılarla sizlerle birlikteyiz. Köklü sayılarda bakalım neler var. Umarım üstlü sayıları iyi izlemişsinizdir. Üstlü sayılar iyice oturmuştur konu olarak. Çünkü arkadaşlar köklü sayı dediğimiz şey tamamıyla aslında üstlü sayılarla ilgili. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Genelde hani ÖSYM'nin sorduğu sorularda kare kök üzerine kurulu olduğu için sorularımız genelde arkadaşlar kare kökten dışarıya çıkabilecek kökler. Yani tam kare ifadeler. Bunları iyi bilirseniz sizin için çok daha hızlı olur. Şöyle defterinizde ben birden 20'ye kadar sayıların karelerinin kaça eşit olduğunu tek tek yazdım arkadaşlar. Siz de bunları ezberlerseniz bir ufaktan tekrar ederseniz eminim biliyorsunuzdur ama ufaktan bir tekrar ederseniz sizler için çok daha yararlı olacaktır eminim arkadaşlar. Şimdi bu kısma geçiyorum ben yani zaten ezber bir şey. Ee, köklü sayı dediğimiz şey ne oluyor? Aslında arkadaşlar bakın Üstü sayının denkleminde arkadaşlar şu üstten kurtulma olayına biz ne diyoruz? Aslında köklü sayı diyoruz. Yani aslında ne biliyor musun? Üstün kesirli hali. Üst kesirli halde olduğu zaman yani tam sayı olduğu zaman üstü sayı oluyor gibi düşün. kesirli sayı olduğu zaman da köklü sayıyı ifade ediyormuş gibi düşün. Tamam mı? Ben sana biraz daha bunun ayrıntılı bir şekilde açıklamasını birazdan yapacağım. Arkadaşlar burada bizim kökümüz var. Şöyle gördüğünüz gibi bu verilen kökte bu Önündeki mesela burada ne var? Ee, ne yazmış önüne n yazmış? Bu n dediğiniz şey bu kökün derecesi oluyor. Bu derece tabii ki ne oluyor? 2'den başlayarak devam ediyor. Ee, biz 2 olduğu zaman da hatta biz buna ne diyoruz? Kare kök diyoruz. 3 olduğu zaman biz buna küp kök diyoruz. Bu derece 4. kök, 5. kök, 6. dereceden kök vesaire diye bu şekilde devam ediyor. Ama dediğim gibi ÖSYM'nin en çok sevdiği şey nedir? Kare kök. Sonrasında tabii ki de nedir? küp kök şeklinde devam eder. Tamam mı? Şimdi hep bize ilkokulda falan anlattılar ya hani kök 1 dışarıya 1 olarak çıkıyor, kök 4 dışarıya 2 olarak çıkıyor, kök 9 3 olarak, kök 16 4 olarak, 25 5 olarak çıkıyor falan. Neden? Bak şundan dolayı aslında. 1 dediğiniz şey aslında nedir arkadaşlar? Kök içinde 1'in karesidir. Köklü sayılarda burada hani kökün önündeki şu boşluk neydi? Kökün derecesiydi. Burada arkadaşlar hiçbir şey yazmıyorsa bu ne demektir? Kökün derecesi 2 demektir aslında. Şöyle bir durum oluyor bakın. Bir sayı kökten dışarıya çıkarken içerideki dereceyi dışarıdaki dereceye ne yapıyorsunuz? Bölüyorsunuz. O yüzden birin üzerine 2 bölü 2 geliyor. 2 bölü 2 dediğin şey de 1 olduğundan dolayı gördüğün gibi 1 üzeri 1 kaldı. O da ne oluyor? Sana 1 veriyor. Dolayısıyla mesela şöyle söyleyebilir miyiz? 4 dediğimiz şey ne? 2'nin karesi. Burada da kare var. Kareler birbirini götürsün. O zaman cevap ne gelir? 2. 9 dediğimiz şey ne? 3'ün karesi. Burada da kare var. Kareler birbirini götürüyor. Cevap ne oluyor? 3. 16 dediğimiz şey ne? 4'ün karesi. Bunun önünde de kare var. Kareler burada birbirini götürsün. Cevap ne oluyor? 4 oluyor. Bitti gitti. Olay bu. Mesela az önce ben niye ezberleyin dedim. İşte bundan dolayı ezberleyin dedim. Kök 121. Hadi sordu diyelim mesela. Ne olacak? Kök 121 dediğim şey güzel kardeşim nedir? 11'in karesidir. Öyle değil mi? ha burada hiçbir şey yazmadığına göre kökün derecesi de 2. Hop ikiler burada birbirini götürür. O zaman cevabım gördüğün gibi ne olacaktır? 11 olarak bulunacaktır. Tamam mı? Bunlara dikkat et. Bunların biraz daha açıklamasını yapacağım arkadaşlar daha ayrıntılı bir şekilde. Mesela bakın az önce ne, ne dedim? Kare olduğu zaman kökün derecesi de 2 olduğu zaman o ikiler birbirini götürüyor. Sayı kökten dışarıya çıkarak. Kökten dışarıya çıkmış oluyor. Peki. Ben burada kökten dışarıya çıkartamayacağım sayılarla karşılaşırsan ne yapacağım? Bakın not olarak ne yazmışız? Bazı sayıları kökten dışarıya direkt çıkartamayabilirsiniz. Direkt dışarıya çıkartamıyorsan o zaman sayının içindeki kas bakacaksın. Yani nelerine kısacası asal çarpanlarına bakacaksın. Asal çarpanlarına ayırarak sayının içinde hangi kas kaç tane var vesaire bunları bakacaksın. Mesela kök 192. Arkadaşlar kök 192 e, ee, kaçla kaçın çarpımı olduğunu iyi bilirsen çok daha hızlı işlem yapılıyor. Ama sınav anında aklına gelmedi, sen riske atmak istemiyorsun vesaire. O zaman ne yapıyoruz? Yukarıdaki notu uyguluyoruz. Yani asal çarpanlar ayırıyoruz. Yani şöyle mi oluyor? 192'yi asal çarpanlarına ayıralım. Yani kısacası devamlı ne yapıyorum? Bölüyorum. 2'ye böldüm güzel dostlar. 96. 2'ye böldük. Buradan 48 geldi mi? 2'ye böldük. Buradan ne geliyor? 24. Bir daha 2'ye böldük. 12. Bir daha 2'ye böldüm 6. Bir daha 2'ye böleyim, dur 3'e bölmeyeyim. 3 Üç. 3'e böldüm arkadaşlar. Buradan da ne geldi? 1 geldi. Tamam. Bakın. Şimdi burada kökün derecesi kaç? Hiçbir şey yazmadığına göre 2. O zaman ne oluyor? Kökün derecesi 2 olduğundan arkadaşlar aynı şeyden 2 tane varsa bir tanesi dışarıya çıkıyor. Tamam mı? O zaman ne oldu? Bir tane 2 dışarıya çıktı. Aynı şeyden 2 tane var bak. 2'den yine 2 tane var. O zaman bir tanesi dışarıya çıkacak. Bakın 2'den bir tane daha var mı? Grup halinde ikili. Evet. Kökün derecesi 2 olduğundan ikili ikili gruplandırıyorum. Her bir gruptan bir tanesi, her bir gruptan bir tanesi dışarıya çıkıyor. O zaman 3 ne olacaktır? Kökün içinde kalacaktır. Yani buradan da ne geliyor? Kısacası 8 kök 3 geliyor aslında. Yani az önce anlatmaya çalıştığım şey şuydu. 192 dediğin şey aslında nedir? 64 çarpı 3'tür. 64 çarpı 3 şeklinde düşünsen senin için çok daha muazzam olacak. Çünkü neden? 64 dediğin şey dışarıya nasıl çıkar? 8 olarak çıkar. O zaman o 3 de ne oluyor? 3 de ne oluyor arkadaşlar? Kökün içinde kalıyor. Ne oldu o zaman? Cevabım direkt 8 kök 3 oldu. Tertemiz. E, Çarpanlara e, ayırmaktansa şu şekilde biliyor olursan tabii ki bak biliyor olursan bilmek zorunda tabii ki değilsin. Ama matematikte arkadaşlar soru çözdükçe sayılarla haşır neşir çok fazla olduğumuz için kimle kimin çarptığımız zaman bu sayıyı elde ediyorum falan diye artık sen kendin kafadan otomatikman cevap vereceksin zaten. Tamam mı? Eğer riske girmek istemiyorsan dediğim gibi asal çarpanlarına ayır. Gel 180'e bakalım. 180'de nasıl bir durum var? 180 dediğim şey bak. Kimle kimin çarpımı? Kimle kimin? Duyuyorum seni söyledin cevabı ama ben yine de asal çarpanlarına ayırayım. Dur. 180 dediğim şey neydi güzel kardeşim? 2'ye bölelim mi? 90. 2'ye böldük mü? Buradan 45 geldi mi? 3'e böldük mü? 15. 3'e böldük mü? 5. 5'e böldük mü? 1. Tamam. O zaman ne oldu? 2'den 2 tane olduğu için bir tanesi dışarıya çıkacaktır. 3'ten 2 tane olduğu için bir tane 3 dışarıya çıkacaktır. 5 tek başına olduğu için arkadaşlar 5 ne olacaktır? Kökün içinde kalacaktır. Yani gördüğün gibi cevabım ne oldu? 6 kök 5. Az önce bakın, az önce anlatmaya çalıştığım şey şuydu. 180 dediğin şey kimde kimin çarpmı? Hemen aslında 36 çarpı 5'tir desen mükemmel olur. Çünkü neden? 36 dışarı nasıl çıkacaktır? 6 olarak. 5 de ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kökün içinde kaldı. O yüzden 6 kök 5 olacaktır. Cevabım direkt bu şekilde daha kolay olur. Ama tabii ki biliyorsan. Bilmiyorsan da canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Asal çarpanlarına ayıracaksın. Gel 5400'e bakalım. Hocam 5400 asal çarpanlarına mı ayıracağız? Bu ne biçim sayı? Arkadaşlar gerek yok. Bakın biz asal çarpanlara ayırmada ne demiştik? Sayıları eğer kafanız, kafanıza göre parçalayabiliyorsanız sizin için çok daha rahat. Nasıl yani? Hocam ben bunu 54 çarpı 100 şeklinde parçalayabilir miyim? Evet parçalarım. 10 var olmaz mı? 5400 dediğin şey 54 çarpı 100 diye düşünebilir miyim? Peki 54 dediğin şey neydi güzel kardeşim? 6 kere 9 54'tü sanki. Doğru mu? 6 kere 9. Peki yanında da 100 var mı? Şu diğer 100'ü de yazalım. Evet. Mükemmel oldu. Çünkü neden? 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. Ve 6'yı kökün içinde bırakacak olursak. Yani 30 kök 6 şeklinde gelecek midir cevabım? Evet. Bitti gitti. Tertemiz. Tamam. Hadi bakalım geçelim. Şimdi köklü sayıların tanım kısmına doğru gelelim. Arkadaşlar kökün biliyorsunuz ki burada neyi var? Derecesi var. Hani bunu 2n-1 şeklinde de yazabilirdik. 2n artı 1 şeklinde yazmışız. Bir şey fark etmez. Bunu da, burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Arkadaşlar kökün derecesi tekse. Kökün derecesi tek. Kökün derecesi tekse bu kökün içindeki ifade yani a sayısı her zaman ama her zaman arkadaşlar tüm reel sayılar olabilir. Yani artısı, eksisi, virgüllüsü, kesillisi her şey olabilir. Ne zamanmış? Kökün derecesi tek ise. Peki kökün derecesi iken yani mesela nedir arkadaşlar? Çift. O zaman arkadaşlar kökün derecesi çiftse A nasıl bir sayıdır? A o zaman arkadaşlar nedir? 0 sıfır ve 0'dan büyüktür. A dediğim şey 0 sıfır ve 0'dan ne olacaktır arkadaşlar? Büyük sayılar olacaktır. Kökün derecesi çiftse içine olmak zorunda. 0 ve 0'dan büyük olmak zorunda. Şöyle düşün. Üstü sayılarda biz bir sayının çift kuvvetini aldığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Üstü sayılarda biz bir şeyin ku çift kuvvetini aldığımız zaman hep sonuç ne çıkıyordu? Pozitif çıkıyordu veya en kötü ihtimalle ne yapabiliyordunuz? Sıfırlayabiliyordunuz. Çok basit bir örnek vereyim mi? Şimdi kare kök içinde x var. Bu da bir sayıya eşit tamam mı? Ne olsun mesela? Ee, A sayısına eşit olsun. Tamam mı? Örnek veriyorum. Burada ne var arkadaşlar? Kare. Değil mi? Kökün derecesi hiçbir şey yazmadığına göre kare var. Ben bunu kökten kurtarma istiyorsam ne yapacağım? Birazdan ben bunu daha ayrıntılı anlatacağım. Her iki tarafın karesini alacağım güzel kardeşim. Bakın kökün içindeki o x kime eşit oldu? x dediğim şey bir sayının karesine eşit oldu. Güzel kardeşim bir sayının karesini aldığın zaman sonuç her zaman nedir? Ya sıfırdır ya da pozitiftir. O yüzden biz diyoruz ki işte x ne olmak zorunda? Burada sıfır ve sıfırdan büyük olmak zorunda kesinlikle tamam mı? aslında kural tamamıyla nereden geliyor? Üstü sayılardan geliyor tamam mı? Buna çok dikkat et. Şimdi nasıl yani? Mesela hocam bakıyorsun kökün derecesi kaç? 6. Kökün derecesi kaç? Güzel kardeşim 2. Yani kökün derecesi burada nasıl? Gördüğünüz gibi çift. Buradaki nasıl? Çift. O zaman bunun içi 9 eksi 3 a 0 ve 0'dan ne olacak arkadaşlar? Büyük olmak zorunda. Yine aynı şekilde bak. 2A artı 4. Sıfır sıfırdan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Tamam. Müthiş oldu. Bunu karşıya yaz. 9 büyük eşittir 3A oldu. Her iki tarafı 3'e bölelim. O zaman 3 büyük eşittir A oldu mu? Bitti gitti. 3A'dan büyük bir sayıymış. Tamam. Gel bunu da karşıya atalım. O zaman 2A büyük eşittir e, ne oldu? Karşıya attığımız için eksi 4 olarak geçecektir. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak o zaman a da büyük eşittir ne olur? Eksi 2. Tamam. O zaman güzel kardeşim. A dediğim şey ne oldu? A dediğim şey gördüğün gibi 3'ten başlayarak nereye kadar gidiyor aslında? Eksi 2'ye kadar gidiyor. O zaman şöyle mi oldu? A 3 olur, 2 olur, 1 olur, 0 olur, eksi 1 olur ve eksi 2 olur. Bunların toplamını sormuş güzel kardeşim. Buradan artı 1, eksi 1, artı 1, e, artı 2, eksi 2 birbirini götür. Cevabım gördüğün gibi ne gelecektir? 3 olarak bulunacaktır. Olay bu. Tamam. Şimdi geldik tanım kısmında başka bir soru tipine. Bak. Kökün derecesi nasıl? 2. Hiçbir şey yazmaları göre kökün derecesi 2'dir değil mi? Yani çifttir. Bir başka değiştir. Tamam. Burada gördüğün gibi çift geldi. Bakıyorsun üstlü sayı var. Üstlü sayımız nasıl burada arkadaşlar? Yine aynı şekilde nasıl? Çift. Tamam. O da mükemmel. Peki güzel kardeşim bak. Ben... İki tane üssü çift olan ifadeden bahsediyoruz. Ee, burada aradaki işaret ne? Toplama. Ben bu üssü iki, üssü çift olan iki ifadeyi topluyorum ve sonucu sıfır buluyorum. Nasıl olur sence? İki türlü olabilir bak. Birincisi şöyledir. Sayılardan bir tanesi pozitiftir, bir tanesi negatiftir. Yani şöyle olabilir mi mesela? Burası 2'dir, burası da eksi 2'dir topla ne oluyor? Sıfırı veriyor mu sana? Evet veriyor. Mükemmel. İyi de güzel kardeşim. Sayının üssü çift. Üssü çiftken bu ifadenin negatif olma şansı var mı? Yok. Ha, o zaman tam tersi olabilir mi? Bunu artı +2 bunu -2 yapsak nasıl olur e, burada? İyi de bunu sen eksi -2 yaptın da güzel kardeşim burada yine aynı şekilde üssü bunun nasıl? Çift. Üssü çift olduğunda bu adam nasıl negatif olacak? Olmaz. Gördüğün gibi biri pozitif birisi negatif olsun toplansın hop sonuç sıfır olsun gibi düşünüyoruz. Evet ama maalesef burada yemiyor. Şimdi o zaman biz ne yapalım? Biz burada şunu düşünelim. Üstler çift. Okey pozitif gibi duruyor ama hayır alakası yok. Arkadaşlar siz ne yapacaksınız? Bu iki, iki, ifadeyi de sıfırlayacaksınız. O zaman ha bak 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 bak. O zaman ikisi de sıfır olursa sıfırla sıfırı toplarsam sıfır olur mu gerçekten? Sistem sağlandı mı güzel kardeşim? Evet. O zaman gel biz bunları sıfırlayalım. Burada a eksi 3 sıfıra eşit olacak. Bu bir. a eksi 3 sıfıra eşit. O zaman süper oldu. a kaça eşitmiş arkadaşlar? 3. a'nın kim olduğunu bulduk mu? Bulduk. Gel bunu yerine yazalım burada. a'nın 3 olduğunu biliyorum. Bir de ayrıca bu ifadenin de ne olması gerekiyordu? Sıfır olması gerekiyordu. O zaman şöyle mi oldu? 3 artı 2b be eksi 5 kime eşit arkadaşlar? Sıfıra. O zaman artı 3 eksi 5'ten 2B eksi 2 o da eşittir 0. At karşıya. 2B o da eşittir 2 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölelim. B de bu durumda kaça eşit olacaktır arkadaşlar? 1'e eşit olacaktır. Bana sorduğu şey ne sordu arkadaşlar? Bana sorduğu şey burada. A ve B'nin toplamı. O zaman gel A ve B'yi toplayalım. A 3, B de 1 toplamları kaça eşit olacaktır? Toplamları 4'e eşit olacaktır. Olay bu. Tamam. Bu kadar basit. Bitti gitti. Şimdi gelelim köklü sayıları kökten dışarıya çıkartma muhabbetine. Asıl olay bu zaten. Çünkü bakın burada olay tamamıyla neye dönüşüyor? Üstü sayılara dönüşüyor. Videonun başında da ben ne dedim size güzel dostlar? Ben ne dedim? Üstü sayıları iyi oturtacaksın ki üstü sayılarda sıkıntın kalmasın ki köklü sayılarda sıkıntı yaşama. Çünkü köklü sayı dediğin şey aslında üstü sayı nasıl üssü sayı? üssün aslında neyi? Kesirli hali. Gördüğün gibi bak. Üst nasıl? Kesirli. Pay ve paydası olan bir üsse sahip. Nasıl yani? Şöyle bak, şöyle izah edeyim sana. Arkadaşlar şimdi size ne verdi? Şöyle bir ifade vardı. Üslü bir ifade verdi. Bak, içinin derecesi ne? m, dışının derecesi ne? n. Tamam mı? Sen bunu üslü sayıya çevirmek istiyorsan şöyle yapıyorsun. İçinin derecesi bölü dışının derecesi yapıyorsun. İçinin derecesi bölü dışının derecesi. Bu M dediğim şeyine tekrar söylüyorum. İçinin derecesi. Bunu kesinlikle not alın. Yazın arkadaşlar. İçinin derecesi bölü nedir? Dışının derecesi. Bitti. Hani kök dördü dışarıya çıkartırken o ikiler birbirleriyle bölünüyor falan dedim ya sana. İşte muhabbet buradan kaynaklanıyor aslında. İçinin derecesini ne yapıyorsun? Dışının derecesine bölüyorsun. Bak içinin derecesi bölü dışının derecesi görüyor musun? Bitti gitti üstü sayıya çevirdim. İçinin derecesi bölü dışının derecesi yapıyorum bakın. 2n bölü 2n oluyor. E, 2n'yi 2 neye ne bölersen ne olacak sonuç? 1 olacak. Bunlar birbirlerini ne yapacaklar? Götürecekler. E, dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Burada a kalıyor. Ama a'yı sen burada ne yapmak zorundasın? Mutlak değer içinde yazmak zorundasın. Neden mutlak değer kullanıyorum? Güzel kardeşim çünkü 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 bak üstüne iken yani ne demek bu arkadaşlar? Benim üstüm yani burada çift çift olduğu için sonuç ne olmak zorunda? Pozitif çıkmak zorunda. Pozitif çıkmayı garantilemek için ben de ne yapıyorum? Pozitif çıktığını garantilemek için mutlak değer kullanıyorum. Tamam mı? Buna kesinlikle dikkat edin. Burada mutlak değeri kendine alışkanlık haline şöyle getir. Burada kök derecesine takılma sen. İçerdeki dereceye takıl. İçerideki derece senin neyin? Üssün. Üssün sayılarda bir sayının üssünü çirse ne, oluyordu? Sonuca her zaman ya sıfır ya da sıfırdan büyük. Yani pozitif bir şekilde dışarıya çıkartıyorduk. Burada da aynı muhabbet var işte. Bakıyorsun bak 2 artı 1 var. Dışarıda da 2n artı bir var. E, güzel kardeşim yani burada 2 artı 1 ile ben neyi temsil ediyorum? Tek kuvvetleri temsil ediyorum. Tek kuvvetli e, pozitiflik, negatiflik önemli miydi? Hayır. Tüm reel sayılar olabiliyordu. O zaman ne yapacaksın? İçinin derecesini dışının derecesini böleceksin. E aynı şey yok mu? Pay ve payda birbirine eşit. O zaman üst ne oluyor? Bunlar birbirini götüreceği için bir oluyor. Dolayısıyla direkt cevabı ne oluyor? Direkt A oluyor. Mutlak değer falan yok. Tamam mı? Mutlak değer falan yok. Mutlak değer ne zaman işin içine giriyor? Üstüm çift olduğu zaman. Tamam mı? Ee, sen buna çok da takılma. Çok da takılma. Aa mutlak değer bunu göreceğiz şimdi falan filan. Hayır, hayır, hiç şey yapma, telaş yapma, sakin ol, tamam mı? Arkana yazsan sen beni dinle, bak. Bizim çok mutlak değerli işimiz yok aslında. Senin takılman gereken yer içerideki o üst, tamam mı? Şimdi bakıyorsun, burada 5'in üzerinde hiçbir şey yazmıyor. O zaman derecesi kaç? 1. Kökün derecesi kaç hiçbir şey yazmalara göre? 2. O zaman kuralım neydi? İçinin derecesi bölü dışının derecesiydi. Dolayısıyla 5'in üzerinde ne gelecektir? 1 bölü 2 mi gelecektir? İçinin derecesi bölü dışının derecesi. Aynı şekilde bak içinin derecesi bölü dışının derecesi. O zaman 4 üzeri a eksi 2 bölü 5 gelecektir cevabım. Bitti gitti. Bakın burada şu 4'e takılmayın lütfen. 8'e takılsın. 8 nasıl bir sayı arkadaşlar? Çift bir sayı. O zaman 8 çift bir sayı olduğundan dolayı ben şunu söyleyebilir miyim? O zaman burası bir kere üssü sayılardan dolayı kesinlikle ve kesinlikle nedir? Pozitiftir. Üstlü sayılarda biz ne demiştik? İlk önce her zaman ne yapacağız? İlk önce işareti belirleyeceğiz. İlk önce işareti inceleyeceğiz. O zaman gel içinin derecesini dışının derecesini bölelim. O zaman 8 bölü 4 mu oldu? 8'i 4'e bölecek olursak buradan da ne gelir? 2 gelir mi? Bak çok güzel oldu. Bildiğin üstü sayıya dönüştü. 2'nin ikinci kuvvetinden dolayı da cevap ne gelecektir arkadaşlar? Tabii ki de 4 olarak bulunacaktır. Olay bu dostlar. Yan tarafa geçiyorsun. Yan tarafta da bak gayet temiz sayılar var. 7 var içinin derecesi. Dışının derecesi kaç? 2. O zaman ne oldu? 5 üzeri 7 bölü 2. Bitti gitti. İçinin derecesi bölü dışının derecesi. Hop dur. Sayı nasıl? Negatif. Sayı negatif olduğundan dolayı ne oldu? Sayı negatif olduğundan dolayı benim işaret incelemem gerekiyor. Bakıyorsun eksi 3'ün üzerinde çift bir kuvvet var mı? Var. Çift kuvvetten dolayı o zaman bu bir kere pozitif olacak mıdır? Olacaktır. Tamam. O zaman içinin derecesi bölü dışının derecesi yapalım. yani artı 3 üzeri 6 bölü 6. 6 bölü 6 dediğin şey de 1 olduğundan yani kısacası ne oluyor cevap direkt? 3 üzeri 1 oluyor. Bitti gitti. Aynı şekilde bakın burada kökün derecesi 3. Eksi 8 dediğin şey nedir? Eksi 2'nin 3. kuvvetidir. Mükemmel. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz 3'ler ortak her ikisinde de öyle değil mi? Peki burada benim e, 8'i eksisine takılmam gerekiyor mu? Hayır. Neden? Çünkü üstüm zaten tek. Tek olduğu zaman senin pozitiflik ilgilendirmiyor ilgilendiriyor mu? Hayır işareti değişecek bir durum yok. O çift sayılarda oluyordu. O zaman için derecesi dışın derecesi birbirine bölersek o zaman buradan da cevabı ne gelir? Eksi 2 gelecektir. Bitti gitti tertemiz tamam mı? Şimdi bak gördüğün gibi mutlak değer olayına falan çok da takılmayacaksın tamam mı? Ama bir sonraki sorumuzda bir ufak bir mutlak değer olayı var. Ama ben sana mantığını anlatacağım mutlak değerin tamam mı? Sen ona çok da şey yapma canını sıkma. Bakıyorsun işaret incelenecek mi? Evet çünkü neden? Negatif sayı var üst nasıl? Çift. Üssü çift olduğu için güzel kardeşim. Burada hiçbir şey yazmıyor. O zaman kökün derecesi ne? 2. Burada ne var arkadaşlar? Kökün derecesi içerideki o üst nasıl? 2. Yani nasıl? Çift. O zaman bu adam neye dönüşecek? Pozitife dönüşecek mi? Evet. Burada işarette bir değişiklik var mı? Yok. Çünkü neden? Üstüm nasıl? Tek. Burada bakıyorum öyle bir şey var mı? Yok. Zaten 64 dediğin şey de ne güzel kardeşim? 8'in karesi. Tamam, mükemmel oldu. Hatta burada kökün derecesi hiçbir şey yazmadığına göre nedir? 2'dir. Tamam. O zaman şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar? O zaman benim buradaki içerideki derecemle de dışarıdaki derecem zaten birbirlerini ne yaparlar? Götürürler. Dolayısıyla buradan ne geldi cevabım? Artı 5. Aradaki işaretim ne? Eksi. Buradaki o üçler de birbirini götürecektir. Buradan eksi 4'ü yakalar mıyız? Evet. Burada arkadaşlar bu ikiler birbirlerini götürecektir. Buradan da ne geldi? Artı 8 mi geldi? O zaman 5'i yazdık. 2 tane eksi yanlarına geldiği için artı 4 oldu. Artı 8 de orada. O zaman buradan cevabım ne gelecektir? 17 olarak bulunacaktır. Bitti gitti. Bakın işaret incelemesi sadece neydi yapıyorum? Tekrar söylüyorum. Üst çift olduğu zaman yapıyorum tamam mı? Çok da sen diğer sayılara kesinlikle ve kesinlikle takılma tamam mı? Neden? Çünkü burada üstün nasıl? Tek. O zaman işaretin değişeceği falan herhangi bir durum yok. Burada nasıl? Burada zaten sayılar pozitif. İşaretin değişeceği falan bir durum yok. O yüzden ne oldu? 8'i geldik yazdık. Eksi 4'ü aldık yazdık. Arada yalnız bir daha eksi var. 2 eksi olduğu için artıya dönüştü. Ama burada ne oldu gördüğün gibi? Çift dereceden dolayı ne oldu? Pozitife dönüştü. Bitti gitti. Tamam mı? Şimdi gel bakalım burada ne var burada? Bak. Burada arkadaşlar dereceler nasıl? Dereceler her ikisinde de çift. Hiçbir şey yazmalara göre 2. Burada da 2. Burada 6. Burada da 6. O zaman ben burada çift derecelere takılmalıyım kesinlikle. Öyle değil mi? Çiftliğe kesinlikle dikkat etmem gerekiyor. Çünkü o çiftlikten dolayı o zaman bu ifadeleri benim dışarıya nasıl çıkartmam lazım? Mutlak değer içinde dışarıya çıkartmam gerekiyor. O zaman bu ikiler böyle birbirlerini götürüyorlar. Mutlak değer içinde 1 eksi kök 5 mi çıktı bu? Şimdi mutlak değere çok takılma. Biliyorum hani can sıkıcı, çok iğrenç bir şey. Ee, evet ama sen ona takılma tamam mı? Bak şimdi. Bunu da mutlak değer içinde yazalım mı? Niye mutlak değer içinde yazıyorum? Pozitif olarak dışarıya çıkmayı garantileyelim diye. Arkadaşlar bakın. Şimdi 1 eksi kök 5, 2 eksi kök 5 geldi mutlak değer içinde. Mutlak değer konusunda bunu da ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ama mutlak değerde şu vardır. İnsanlar hep şunu yapıyor. Hocam mutlak değerde işte 2 1 gördüm. Ee, hocam işte mutlak değer dediğiniz şey hani işareti artıya çeviriyordu ya pozitife çeviriyordu ya. E ben de o yüzden araya ne yaptım? arayı artıya çevirdim. Böyle buldum cevabı. Güzel kardeşim bak. Bildiğin toplama çıkartma yapıyoruz. Yap bakayım. İkiden biri çıkarttın. Ne geldi? Bir geldi. Sen o aradaki eksiği artıya çevirirsen oyunun kaderiyle oynamış olursun. Aradaki işaret ne oldu? Artıya dönüştü mü? 2 bir daha sonuç ne oldu? 3 oldu mu? E, e, cevap bir. Sen aradaki işareti kalkıp da değiştirirsen ne olur? Sonuç gördüğün gibi ne olacaktır? 3'e dönüşecektir. Sonuç ne oluyor? Değişiyor. Yani bunun şey olduğunu düşün. 1 eksi 2 olduğunu düşün. 1 eksi 2'ye de mesela aynı muameleyi yapıyorlar. Hocam arada işaretim işte eksiydi ya ben bunu artıya çevirdim. E buradan da cevap ne geldi? 3 geldi. Halbuki cevap ne? 1'den 2'yi çıkartıyorsun. Buradan eksi 1 geliyor ama eksi 1'i ben dışarıya nasıl çıkartıyorum? Artı 1 olarak dışarıya çıkartıyorum güzel kardeşim. Yani sen burada kesinlikle aradaki işaretlerle oynama yapmayacaksın tamam mı? O yüzden buna kesinlikle çok dikkat et. Ne yapıyorsun yani kısacası şu. Tamam mı? Sen şunlara çok da takılma. Ben mantığını anlaman için ufak tefek örnekler verdim. Burada birin var, kök beşin var. Neyin var? Bir çıkartma işlemi var. Arkadaşlar bir çıkartma işleminin doğru olabilmesi için ilkokul mantığıyla düşün. Küçük sayıdan büyük sayı mı çıkar sence? Büyükten küçük mü çıkar? tabii ki de büyükten küçük çıkar. Mutlak değerin olayı bu. 1 dediğin şey aslında nedir? Kök 1'dir. 5 dediğin şey ne? Kök 5. Adam ne yapmış? Burada birden kök 5'i çıkartıyor. Birden kök 5 yani kök 1'den kök 5 çıkar mı güzel kardeşim? Hayır. Senin ne yapman lazım? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartman lazım. O yüzden tam tersi bakın yapılan o yanlış çıkartma işlemini düzeltiyorsunuz. Mutlak değerin olayı bu işte. Ne yapacağız yani? Kök 5'ten 1'i çıkartacağız. Burada da aynı şekilde bak. 2 dediğin şey ne? Aslında kök 4. Diğerine kök 5. Hani sayıları bilerek köklü sayı yazıyorum ki. hani Kıyaslayabileyim. Aradaki o e, farkı görün. Kimin kimden daha büyük olduğunu falan görün diye arkadaşlar. Kök 4 var. Kök 5 var. Adam sen diş çıkartmayı doğru yapmış mı? Küçükten büyük çıkartmış. Küçük sayıdan büyük sayı mı çıkar abi? Hayır. Tam tersi olacak. Büyükten küçüğü çıkartacaksın. Yani ne yapacaksın? Kök 5... 2'yi çıkartacaksın. Bitti gitti. O zaman ne oldu bu durumda? Kök 5, kök 5 daha ne oldu? 2 kök 5 oldu güzel kardeşim. Eksi 1, eksi 2 daha ne oldu buradan da? Eksi 3 gelecektir cevabım. Olay bu. Tamam mı? Bakın çok da korkulacak bir yanı yok mutlak değerin. Mutlak değer dediğin şey neymiş tekrar söylüyorum. Büyük sayıdan bir çıkartma işlemi varsa büyük sayıdan ne yapacaksın? Küçük sayı çıkartacaksın. Olay bu. Tamam mı? O zaman hadi bakalım bir ara verelim bir sonraki videoda görüşmek üzere hadi bakalım